Efendim Sayın Yavuz Ağır Alioğlu, İyi Parti Sözcüsü, Meclis Grup Başkan Vekili. Şimdi attığımızda Yavuz Bey, iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar. Efendim şimdi biz böyle tempolu bir şekilde gidiyoruz. İyi Parti'nin bugünlerde gündemde olduğu birkaç konu var. Birincisi mesela Cumhuriyet Halk Partisi ile olan münasebetler, müttefik hali acaba ne kadar sağlıklı yürüyor? Acaba bu seçim bitti, Sayın Lütfü Türkkan'ın dediği gibi ittifak seçimden sonra da sürecek diye bir kural yok ama sizin, benim anladığım şu, SHP'lileşmek dediğiniz bir kaygılı duruşunuz var. Yani HDP bağlamında bir yeniden tarif etme ihtiyacı hissediyorsunuz. Biraz açar mısınız bunu? Yani şöyle, mesela böyle bir problem varmış gibi göstermesi doğru değil. Hı hı. Sadece daha önce mecliste, bir yıldır aslında mecliste arkadaşlarımızın tamamı ilgili zamanlarda benzer hassasiyetleri ishar ettiler. Evet. Bizim bu sadece siyasi duruşumuzu tekrar ifade etmemiz bu ara biraz daha dikkat çekici oldu. Çünkü 31 Mart seçimlerinden sonra, yenilenen seçimler sonra bir daha meclis aritmetiğinin acaba başka denklemlere ve kuvvetlere ihtiyacı olacağı bir alan oluşuyor mu? Hı-hı. Beklentileri ya da hevesleri ya da endişeleriyle birleşince bu itirazlarımız acaba Millet İttifakı'nda bir huzursuzluk ve çatlak mı var gibi takdim edildi. Gazetecilik biraz böyledir. Hı-hı. Ama biz bu süreç içerisinde beraber güç birliği yaptıklarımıza da, iktidara da doğru bildiklerimizi ya da yanlış gördüklerimizi ifadeden geri durmuyoruz. Yani hı-hı, güç beraberliği yaptığımız CHP'ye de ikazlarımız, kendimizce, kendi doğru bildiklerimizce tekliflerimiz, tenkitlerimiz var. O çerçevede düşünülmesi lazım. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasi tercihlerine çok fazla karışamayız. Biliyorsunuz ittifaklar, güç birlikleri, güç beraberlikleri bu demokrasinin en azından şu son merhalede yeni Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin biraz daha mecbur hale getirdiği zorunlu tercih alanı gibi oldu. O çerçevede yeni tecrübe edilmiş bir alan bu. Burada şöyle bir algı oluşmasını istemiyoruz biz. Cumhuriyet Halk Partisi başka bir parti. Biz başka bir partiyiz. Bizim hassasiyetlerimiz ve siyasal diskurumuz, Türkiye tasavvurumuz başka. Cumhuriyet Halk Partisi'ninki başka. Ama demokrasiyi bizim için de, memleketimiz için de hayırlı yapan, verimli yapan şey şu: farklı endişeleri, düşünceleri, eğilimleri olan insanları bir arada yaşatabilmek kabiliyetine imkan verir bir sistemdir bu. Ve biz her mevzuda CHP ile mutabık kalsak hepimiz CHP'li oluruz. Doğru. İkin ayrı bir partimiz olsun. Yahut doğru, onlar her mevzuda bizimle aynı düşünseler, onlar da iyi partili olurlar. Dolayısıyla kırmadan, dökmeden, kabalık etmeden endişelerimizi ifade ettik. Bu endişelerimizin içerisinde orada SHP'lileşme mesela, SHP'lileşmeden ne anlayacak? Belki 90'lı yani gençler onu hatırlamayabilir de onun için. Evet. Siyasi olarak bizim 90'lı yıllarda gördüğümüz CHP'nin CHP olduğu zamanlarda siyasi bölücülüğü meclise taşıdığı bir zaman vardı. O zaman içerisinde 84 Eruh baskınıyla başlayıp her gün evimize ateşin düştüğü netameli yıllardı. O yıllarda siyasi bölücülük çok cüret sahibi, cüretkar işlere teşebbüs etti. O zamanlarda CHP, biliyorsunuz o zaman BDP'di yanılmıyorsam, hafızam beni yanıltmıyorsa, bu Ahmet Türkleri, Leyla Zanalları falan o zaman ilk meclise o zaman onlar taşımışlardı. Doğru, bir konferansa katıldı diye de attılar sonra zaten, evet, ama değil mi? Öyle. Komplikasyon yaşadı Türk siyaseti, Türk o dönemde. Meclisin ilk defa bir siyasi bölücülüğün bu halini gördüğü zamanlardı. Böyle bir şeyi yapıyor olmak o zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nde de sakil durmuştu CHP'de. Şimdi benim hassasiyet ishar edip söylemeye çalıştığım şey çok anlaşılabilir, basit bir şeydir. Biz şimdi memlekette her türlü fikrin konuşulmasına imkan verecek demokrasiyi biz tasvip etmesek de savunmalıyız. Evet. Yani bizim gibi düşünmeyenlerin kendi fikirlerini ifade edebilme imkanıdır demokrasi. Ama bunun kırmızı çizgiyle çizilecek bir çerçevesi vardır. O çerçeve şundan ibarettir. Çok basit, anlaşılabilir bir şey. Terör, şiddet bir hak arama enstrümanı değildir. Her türlü fikri konuşabilirsiniz ama terörle aranıza mesafe koymazsanız sizin bu teşebbüsleriniz demokrasiyi suistimal edip bölücülüğe, teröre seçilmiş olmayı payanda etme teşebbüsüdür. Dolayısıyla bu memlekette hukukun çerçevesi içerisinde yaşayan herkesin, her partinin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de kurucu olmak hüviyetiyle daha fazlaca dikkat çekmesi gereken yer burasıdır. Ben çok açık yüreklilikle şunu ifade edebilirim. Mesela
Leyla Güven'in milletvekili olduğu yerde biz neyiz tam olarak? Yani o milletvekili ise biz nasıl milletvekili oluyoruz? Biz milletvekili isek o ne? Hı. Şimdi buna Cumhuriyet Halk Partisi bu devletin kurucu iradesini temsil eder. CHP devletin kuruculuğunu yapmış Mustafa Kemal Atatürk'ün ve kurmay kadrosunun hamisi bahanesi olduğu bu devletin ne zor şartlarda kurulduğunu en iyi bilen kadrolar tarafından yönetiliyor normalde. Dolayısıyla bu devletin varlığına kasteden, birliğine kasteden, huzuruna kasteden insanlara karşı Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanına çok daha fazla yakışır bu tür terbiye edici cümleler. Bize yakışır, biz zaten milliyetçiyiz. Biz zaten devlet merkezli konuşmayı severiz. Biz zaten memleketimizin siyasi birliğine, tevhidine cümle kurmaya zaten itikaden de, imanen de, siyasi şuur ve görüş olarak da zaten çok teşneyiz. Ama devletin kuruluş iradesi kendisine teslim edilmiş partinin, hı-hı, genel başkanlığını yapmış olan Kemal Bey'e daha fazla yakışır bu. Yani biz bu devleti sokakta mı bulduk? Leyla Güven'e böyle şey diyebilir. Biz bu devleti sokakta mı bulduk? Ne zorluklarla kurduk? Biz bu devleti 7 düvele karşı savaştık. Yokluklar içerisinde kurduk, bulduk diyecek bir irade. Dönüp Leyla Güven'e diyecek ki haddinizi bileceksiniz. Evet. Burada her şeyi savunabilirsiniz, her fikri ifade edebilirsiniz. Devletin varlığına kastedecek bir cinayet şebekesiyle ilgili orayı ima ederek, orayı kastederek terör seviciliği yapamayacağınız gibi Türk devletine de parmak sallayamazsınız cümleleri Kemal Bey'e de çok yakışır. Doğru ama bakın Sayın Mehmet Ağar, ki o da milliyetçi çizgide bir bürokrattı, emniyet müdürlüğü yaptı, bakanlık yaptı. Hani Düzova'da siyaset derken oradaki dağda elinde silah olanların aşağıda siyaset, meşru kanallardan siyaset yapmasını çok önemsiyordu. O da çok önemli bir açıklamaydı. Yani orada o aradaki şeyi... Gelecekler. Biz dağılma davet etmiyoruz. Biz normal, legal, meşru. Burası bir çadır devleti değil. Tamam. Türkiye Cumhuriyet Devleti medeni kabiliyet olan bir milletin ete kemiğe büründürdüğü, yangından mal kurtarır gibi kurtarabildiğimiz en kıymetli hazinemiz. Dolayısıyla biz devletimize meydan okunmasına razı olamayız. Ama demokrasimizin kalitesini de düşüremeyiz. Hı. Terörle arasına mesafe koyamayarak bizden sadece seçildim diye her şeyi söyleme hakkını aldığını düşünen insanlara söylüyoruz bu sözü. Seçilmiş olmak Türkiye'de her şeyi yapma hakkı vermez insanlara. Bir suç işleme hürriyetine dönüştürülemez. Hı hı. Seçildiniz, hukukun çerçevesi içerisinde her türlü fikri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ifade edebilirsiniz. Ama bunun bir şartı var. Terörle aranıza mesafe koyacaksınız. Terörle aranıza mesafe koyamayarak yaptığınız her teşebbüs sizi mutlaka bu terör parantezinde tutar. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi'ne söylemeye çalıştığımız şey sadece bundan ibarettir. Tabii ki arkadaşlarımızın kendi tercihidir. Biz buna bir şey diyemeyiz. Lakin biz kırmızı çizgileri olan, ölçüleri, ilkeleri olan bir partiyiz. Yeni kurulduk. Bir Türkiye tasavvurumuz var. Bu tasavvurun içerisinde bizim siyasal mecramızın bizi millete verilmiş sözlerimizle itibarlı hale getirecek yerlerini ifade ederken beraber güç birliği yaptığımız Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki arkadaşlarımızın da CHP'nin de hata yapmamasını, bizce yanlış gördüklerimize düşmemeleri anlamında cümleler kurdum ben. Yani buradan şöyle bir sonuç çıkarmak çok zorlamak olur meseleyi. Çatladı mı, ayrıldılar mı falan, bizim birbirimizle münasebetimiz böyle, ne yaparsak yaparız her birbirimizin yaptığına kefil olacağız falan gibi beraberlik değil. Biz bir siyasi partiyiz. CHP'nin de siyasi hassasiyetleri var. Onların da siyasal tasavvurları ve vizyonları var. Tabii, ayrıca teşkilatlarınız var. Yani her iki partinin de değil mi? Kılcal damarlarından bir şey geliyorsa genel merkezler bunlara dikkate alıyor. Evet. Ne Cumhur İttifakı'nın ne Millet İttifakı'nın ihtiyaç duyunca kullanacağı yedek çeker değiliz. Biz bir Türkiye vizyonu olan bir partiyiz. Kurucu irademiz var. Cumhurbaşkanı adayımız var. Yani Türkiye'ye dair... Tam orada ben bir şey söyleyeceğim. Şimdi Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda Abdülkadir Selvi'nin bugün hani kulislerde konuşulan şeyi teyidi bilmiyorum. Teyide muhtaç bir şey ama sanki Babacan'ın ekibi bir parti kurarken temasları sırasında Abdullah Gül'ün Kılıçdaroğlu tarafından müstakbel ortak aday olarak anıldığını, hatta söz verildiğine dair laflar var. Yani bu mesela siyasetin bugünkü resminde mümkün olan bir şey mi? Daha ortada hiç... Hiçbir şey yok yani, bu kadarını kaldıramayız ya. Türklerin biraz ciddiyete ihtiyacı var Atilla Bey. Böyle oldu oluyor ya, bu kadar bilinmezi, bu kadar meçhulü bir araya getirebilme kabiliyeti olan bir topluluksak biz. Bizim ülkemizin hali niye böyle? Yani ortada parti yok, denklem yok, sözler yok. Var. Evet. Ya bu kadar bilinmezi bir araya getirebilme kabiliyeti var ya, inanamıyorum. Yani ben sadece şöyle ihtimalleri konuşmayı severim ben falan ama, hı hı, konuştuğumuz ihtimaller memleketin ihtiyaçlarını görmesi lazım. Evet. Bu ne fantazisi?
Bu nedir bu cümleler? Yani Ali Baba'dan sonra kuracak, Abdullah Gül oradan gelecek, parti siyasal aritmetiği değiştirecek, Cumhurbaşkanlığı ittifakında CHP buna razı olacak, biz buna sensiz buna. Bu ne münasebetsiz bir Türkiye şeyi tahmini. Dolayısıyla şöyle bakın lütfen. Biz böyle olmamış çocuğa elbise dikmek gibi görürüz bu işleri. Bizim bir irademiz var, bizim bir partimiz var. Cumhurbaşkanlığı iradesi olan bir genel başkanımız var. Neticede şartlar bizi olma, illa biz olacağız falan asabiyesi içerisinde değiliz. Evet. Ama biz irademiz de ortadayız. Yani biz hiç kimsenin Cumhurbaşkanı adayı şu olsun bu olmasın gibi bir dilek temenni üzerinden siyasi konum da belirlemiyoruz kendimize. Bizim kendi partimiz ve kendi irademizle biz Türkiye'de milletimizin teveccühüne mazhar olacak cümleleri kurmaya gayret ediyoruz. Hepsi bundan ibaret. Doğru. Eski, ama böyle geçimsizlik de yapmıyoruz. Doğru. Yani, eski bir gazeteci şey derdi. Zaman zaman böyle sis bombaları atılır Ankara'da. Hani hangi merkezden, mahfilden geldiği belli olmaz. Biraz hakikaten o zaman insanların kafasını karıştırmaya ve ne bileyim belki münasebetleri üçüncü kişilerin etkileme çabası bile olabilir. Neyse biz bunu geçelim. Şöyle bir şey soracağım. IMF ile ilgili mesela bir heyet geliyor. Size Durmuş Bey değil mi? Durmuş Yılmaz da orada. Evet. Faik Öztürk orada. Bugün anlattı kendisi. Orada mesela siz biliyorsunuz İYİ Parti'nin de görüşünü duruşunu ifade edebilirsiniz bu noktada. Orada da bir rüzgar böyle bir şey oldu. Bakıyorsunuz bilmem ne haber televizyonuna geldi IMF bunlarla görüşüyor falan. Orada da böyle hakikatin büyüğü resmini göremiyorsunuz. Şöyle bizim parti olarak kurumsal bir irademiz değil bu. Durmuş Bey eski Merkez Bankası Başkanı. Biliyorsunuz AK Parti'nin ilk yıllarında bir ekonomi kurmayı olarak, ekonomi bürokratı olarak onlarla da onların ekonomik vizyonuna bağlı olarak da çalıştı. Başarılı bir dönem geçirdi. Evet. Durmuş Bey yine hassasiyettir olan, milli duruşu olan bir siyasetçimizdir. Evet. Siyasetçiliğinden çok teknokratlığı galiptir. Yani siyasete ilgisi alakası yenidir. Çok siyasi meşrebi olan birisi de değildir. Hı hı. O memleket millet sevdası herkesin bilebildiği, takdir edebildiği, namuslu hamiyetli bir vatan evladıdır. Bu bizim parti olarak görüşürsün kararımızın görüşmesi değil. Eski herhalde siyasi bürokratik kariyerinden ibaret bir müktesebatı var diye davet edildiği bir süreçtir zannediyorum. Detaylarıyla ilgili hiçbir bilgim yok. Anladım. Görüşülmüş. Ondan sonra herhalde bizim bir ekonomi grubumuz var. Partimizin başkanlık divanına bağlı çalışan genel başkan yardımcılarımızın bu perspektifte çalışmalara acaba onların okumaları nedir? Onlar Türkiye'ye nasıl bakıyorlar diye bir herhalde bilgi perspektif geliştirme organizasyonudur. Bizim hani böyle kurumsal olarak şöyle bir irademiz değil bu. Efendim IMF'nin Türkiye temsilcileriyle gidilsin görüşülsün kabilinden bir parti görüşü değil. Durmuş Bey'in eski herhalde irtibatlarından kaynaklanır bir görüş alışverişi gibi bir şeydir öyle zannediyorum. Anladım. Çünkü o anlamda bizim genel başkanımızın ve başkanlık divanının alınmış bir kararı ve bilgisi yok. Anladım. Peki Yavuz Ağır Alioğlu'na son sorum şöyle olacak. Epey vaktinizi aldım. Bir yargı paketi geliyor. Bugün işte CHP'ye iletmişler. Yarın size de gelecek. Yargı reformu paketi var. Bir de bununla bağlantılı söylemek istiyorum. Yani FETÖ borsası diye bir şey konuşuyoruz. Yani bazı isimleri Sayın Kılıçdaroğlu Evet. Sayın Kılıçdaroğlu biraz da biz gireceğiz. Yani o dosyaya ulaştım ben. İzmir'de bir cinayet bile işlendi bunun için deyip böyle bir dikkati oraya çekmek istiyor Sayın Kılıçdaroğlu. Geçen sene konuşuldu. Kürsüde bazı muhalefetin milletvekilleri bunu dile getirdiler. Evet. Bu bizim söylememiz hükümet taşlıyoruz kabilinden algılandığı için hükümetin aleyhine konuşmak gibi algılandı. O yüzden çok makes bulmadı. Evet. Ama iktidar grubundan, iktidarın eski milletvekillerinden, iktidarın eskiden işte sözcülüğünü yapmış ya da iktidarın belli görüşlerini paylaşmış şöhretli itibarlı adamlar bunları konuşunca bu daha çok kamuoyunun dikkatini çekti. Böyle şeyler konuşuluyordu. Bizim şimdi bu yargı paketiyle ilk elde görmemiz gereken şey şu. Hakikaten hatırı sayılır bir mağduriyetler silsilesi var. Devletin berat kararını verdiği, takipsizlik kararını verdiği halde sosyal hayatını tekrar eski düzenine kavuşturamamış binlerce insan var. Yani Türk mahkemelerinin, Türk yargısının berat kararı verdiği insanların tekrar iade itibarla buluşması devlete olan itibarı da, itimadı da yeniden inşa eder. Şimdi Türk mahkemeleri karar veriyorlar ki hiçbir suçunuz yok. Ya da takibe konu olacak hiçbir suçla ilginiz, illiyetiniz tespit edilemedi. Şimdi buna rağmen insanların mağduriyeti giderilemiyorsa devletin adaletle ayakta kalacağına dair diskur çöker burada. Devlet milletinin itimadını kazanacaksa
mahkemelerinin verdiği kararları hızlı bir şekilde uygulama kabiliyetiyle bunu muhafaza edebilir. Dolayısıyla o anlamda ciddi bir mağduriyet alanı oluştu. Ben Adalet Bakanımızın kalbine itimat ederim. En azından hani bir beylik laf vardır. Kendinize acı hissediyorsanız canlısınızdır. Başkalarına yapılan haksızlık hissediyorsanız, başkalarının acısını hissedebiliyorsanız o zaman insansınızdır. Ben Adalet Bakanımızın kalbine itimat ederim. Benzer şikayetlerim oldu ona. Hani böyle mağduriyetler var. Bunları gidermek zorunda devletimiz diye. Dolayısıyla öyle bir hassasiyet var ama mekanizma 15 Temmuz teşebbüsünden, alçaklığından sonra devletin de büyük korkusuyla birleşince bir de buna AK Parti'nin bize hiç değmesin tarzında bir uygulama alanı eklenince bir tarafı eksik kaldı bu mücadelenin. Evet, evet. Yani bizim bu meselede bu meseleyi sonuna kadar gidecek, bütün detaylarla ortaya çıkaracak ve hukuku hakim kılacak bir mekanizma olarak işletilememesinin sebebi Atilla Bey, bence ilk elde şudur. En güçlü mekanizmaya sızar FETÖ'cüler. Yani yüzde yanılık birlik partiye niçin sızsınlar? Devleti ele alma teşebbüsüne kalkmış. İşgal etmeye teşebbüsüne kalkmış. Bir organizasyonun ihtiyaç duyduğu güç iktidar elinde bulunduranlaradır. Bu mücadelede kayıp en siyasi pratiği itibariyle böyle bir karar vardır galiba. Şöyle bir şey gördük biz 15 Temmuz alçaklığından sonra. Bütün her tarafa sızmış. Olabilir bu FETÖ'cüler ama AK Parti asla sızmadılar. Evet. Şimdi bu kabul üzerinden yüründüğü için bu meselenin bir ayağı eksik kaldı. Biz biliyorsunuz bu anlamda da hem mağduriyetleri dile getirdik, hem yargılama süreçlerinin uzunluğundan, hem insanları içeriye alıp birkaç sene sonra onlara ya hiçbir suçunuz yokmuş, hani kusura da bakabilirsiniz, kusura bakmayın bile denmedi. Evet. Kusura bile bakabilirsiniz. Denecek bir mekanizmanın adalet mekanizması olmadığını anlattık. Şimdi inşallah bu yargı paketinde en azından bu anlamda hak ihlallerine sebep olacak. İnsanların lüzumsuz yere, gereksiz yere toplumda bir de çok itibar kaybettirici bir şeydir. İnsanları ailelerinin nazarında bile itibarsız yapar. Evet. Çocuk oraya buraya kamuflu olarak sızmak anlamında bir şey olduğu için insanlar kendi çocuklarından, insanlar kendi akrabalarından bile tereddüt eder hale geldiler. Vay onlar da mı FETÖ'cülermiş falan gibi bir şaiye sebep olur. Devlet burada tekrar iade itibar yapmazsa bu insanlara kaybettirdikleri şey sadece para değildir. İnsanların vatan haini olarak geçirdikleri birkaç yıldan sonra o lekenin üstlerine kalmasına da müsaade edilmemelidir. Dolayısıyla devletin işi adaleti hızlı, adil ve etkin bir şekilde tesis edebilmektir. Evet. Bunları yapamadıktan sonra içeriye girmiş, içeride yargılanmış, toplumda itibarı iki paralık olmuş, akrabaları, köylüleri, kendi tanıdıkların nezdinde itibarı ziyan olmuş. Sonra bunu kaldıramaz yürekleriyle hastalıklara düşer olmuş. Hatta bazıları ölmüş. Nice insanlara iade itibar etseniz ne olacak? Doğru. Dolayısıyla bu anlamda yargı biraz hızlı bir şekilde toplumun ihtiyaçlarını görebilecek etkin bir yargılama usulü, milletin vicdanında ya bizim devletimiz adil bir devlettir duygusunu terkinleyecek şekilde çalışan hızlı bir mekanizmaya dönüştürülmelidir. Dileyelim inşallah gelen yargı paketinde böyle maddeler vardır. Yoksa eksiklerini tamamlamak anlamında biz hükümete katkı sağlayacağız. Biz de şuralara eksik bunu da koyalım. Bunu değiştirelim, bu mağduriyetleri gideremez diye tekliflerimiz olacak. Doğru. Son bir söz alayım sizden. Peki basın hürriyeti ve ifade hürriyeti konusunda da eksik gördüğünüz yerlerde İyi Parti'nin böyle bir fon... 5 yıl önceki 17-25 Aralık kararına Anayasa Mahkemesi'nin kararı yeni kavuştu. Doğru. Yayın yasağı. Şimdi yayın yasağı. Çok önemli. Biz çok önemsedik onu. Çok mühim. Yani şöyle çok mühim. Zaten tecrübe etmekte olduğumuz Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kağıt üstünde güzel durduğuna dair cümleler kurdu arkadaşlarımız. Evet. Yani hiçbir siyasi partiyi şöyle takdim edemem. Ya bunlar millete suikast etmek için kuruldular. Böyle münasebetsiz bir cümle kurulmaz. Evet. AK Parti'deki arkadaşlarımız da Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini hani milletimize kötülük olsun diye tabii ki kurmadılar. Evet. Kağıt üstünde çok güzel duran bu sistem belki de uygulaması itibariyle pek çok aksaklığa sebep oldu. Onlar da gördüler. Biz biraz daha derin itirazlarımız var ama onlar makyajlama yapalım diyorlar. Ama ne olursa olsun süreç sonunda denge denetleme mekanizmalarının sağlıklı çalışamadığı, yargının ifade hürriyetini bile bu anlamda 5 yıl gecikerek kollamak zorunda olduğu bir mekanizma karşımızda. Şimdi bunu tedavi edeceğiz, bunu düzelteceğiz. Yani parlamento dediğiniz mekanizma bu işe yarıyor zaten. İcra makamı sadece şu işe yarar Atilla Bey. Daha konforlu, daha huzurlu, daha güvenli, daha müreffeh yaşamasını temin etmek için milletimizin bir takım kanunları, kuralları, kayıtları koyacağımız, çıkaracağımız yeni adı. Yani biz burada milletimizin düşmanı mıyız? Denedik bu sistemi, aksiyon yönlerimiz gördük, düzeltelim bunları. Bunları düzeltmek teşebbüsüne, ya siz ne eski kafalı adamsınız falan diye niçin mukabele edeceğiz?
Dolayısıyla biz bu ifade hürriyeti anlamında da zaten denge denetim mekanizmaları sağlıklı çalışamayan bu sistem içerisinde bir de basının kontrol edebilme kabiliyetini kaybetmesine imkan verecek bir yargı tasallutu oluşturursak, ki oluştu bu. Dolayısıyla biz idarenin keyfi uygulamalarını hiçbir türlü denetleyemeyiz. Şimdi öyle oldu ki efendim bu yayın yasakları idarenin keyfiliğinin ruhu haline getirildi. İdarede efendim idarenin hesap vermesi gereken, ki devleti bazen itibarlı hale getiren, saygın hale getiren şey ifade etmeye çalıştığı çerçevede kendisinin de ifade verme mecburiyetidir. Devlet her zaman ifade almaz. Bazen ifade de verir. Kendi milletine her zaman hesap sormaz. Hesap da verir. Evet. Hesap verirken görülen devlet sorumluluk da kabul eden devlettir. Bizim bu yargılama süreçlerine itiraz ederken yayın yasakları falan gibi bir şeye aşina olduk. Neredeyse adet oldu. Efendim bir yerde tren kazası olur, yayın yasağı. Evet, efendim evet. Bir yerde yol çöker, yayın yasağı. Bu kadar yayın yasağı olunca biz bu kamuoyunun bu mevzudaki hassasiyetlerini, meseleyi denetlemek ve bilgilenmek anlamında nasıl emniyet altına alacağız? Dolayısıyla bu Anayasa Mahkemesi'nin gecikmiş ama doğru kararını da kıymetli buluyorum. 17-25 Aralık'a bir şey yapmaz, bir faydası olmaz. Ama en azından bundan sonraki süreçlere emsal teşkil eder inşallah. Kantarın topuzunu da kaçırmamak lazım. Yani efendim ifade hürriyeti yayın yasağı gelmedi diye insanların kişilik haklarına da bir tecavüz davranmamak mutlaka, lazım. Mutlaka. Orada da yayıncılar olarak bizim etik kurallarımız var. Evrensel kurallarımız var. Evet. İkisini de bir arada yapmak çok mümkündür. Evet. Yayın ilkelerine de uyarak, kişilik haklarına da mütecavüz davranmayarak, devletin hakkını hukukunu da gözeterek pekala yaparız. Dünyada bu nasıl yapılabiliyorsa biz de bunu yapabiliriz. Evet. Böyle lüzumsuz, böyle ayıplı bir Orta Doğu demokrasisi varmış gibi davranmamak lazım. Ben bu işlerin biraz pahalı öğrensek de öğrenileceğine dair ümidimi muhafaza ediyorum. Peki. Anayasa Mahkemesi'nin bu gecikmiş oy birliğiyle almış kararını da böyle görüyorum. Peki Yavuz Ağır Alioğlu, çok teşekkür ediyoruz. İyi Parti ben sözcüsü, katkılarınız için sağ olun efendim. Selamlar, sevgiler, görüşmek üzere.